Ya, münafıklarda işte en bariz benim günlerden beri anlattığım odur. Bak, evlilik sünnetini iyi yapar münafık. Yemek yemeyle ilgili bütün sünnetleri çok iyi yapar. Hac da gezme gibi gider, onu çok iyi yapar. Namaz kılar, onların namazları bir gösteriştir diyor. Tehlikeye giremez. Yani mesela Allah uğrunda hapse düşmek, hakarete uğramak, iftiraya uğramak, ezilmek, böyle tecrit edilmek, sosyal baskı görmek, işinden atılmak, evlenememek gibi zorluklara giremez. Yani mesela mesleğine bir şey demiyorsan, malına mülküne bir zarar gelmiyorsa, namaz kılar ya, namazdan bir şey kaybetmez o. Oruç da tutuyor. Yani hatta birçok yerde, iş yerinde oruç tutuyorsa dinsizler de oruç tutuyorlar. Yani onlarla beraber, çünkü mecbur hissediyor kendini. Ha, ben de tutayım, ayıp olur gibisinden tutuyor. Veyahut diyor iyi geliyor sağlama diyor. Kilo almıştım biraz diyor. Diyet olarak Ha, diyet olarak tutuyor tabii. İnşallah. Hakikaten iyi geliyor bana diyor. Açılıyorum ya diyor oruç tuttuğumda diyor. Yemek yemek vaktim alıyor diyor. Oruç tutmadığımda vaktim de iyi oluyor diyor. Evet. Ama zorlu savaşlara giremiyorlar. Zorlu mücadelelere. Mesela Peygamber Efendimiz'in sahabelere yaptığı bir mücadele var. İki taraftan sıkıştırılıyor Müslümanlar. Bir üstten ve alttan, iki taraftan. Sapır sapır münafıklar dökülmeye başlıyor böyle ortamda. Diyorlar ki, bir kısmı diyor ki Allah hakkında zanlara başladılar diyor. Allah hakkında. Allah var mı yok mu onun şey yapıyor. Bir kısmı Resulullah hakkında zanlara başlıyor. Bir kısmı da Peygamberin onları kandırdığını söylüyor. Yani bak diyor işte bugün artık bittik diyor. Her taraftan sarılıp bizi öldürecekler diyor. Hani Allah vardı diyor. Haşa. Hani peygamber doğruydu diyor. Haşa. Peygamber bizi kaldırdı diyor. Sonunda Müslümanlar yine zafer kazanıyorlar ki şehit de olabilir orada. Hepsi şehit de olabilir. O da bir hayırdır. Sonra kişilikleri ortaya çıkmış oluyor işte o ortamda. İnşallah. Yani mesela hicrette ortaya çıkıyor. Peygamberle beraber hicret etmek istemiyorlar. Malı var, mülkü var, karısı var. Bırakmak istemiyor çoluğu çocuğu. Yani putlaştı, putunu bırakamıyor. Samimiyetli olanlar o zaman ayrışıyor, değil Tabii mi? onda ayrışıyor. Yoksa onun dışında yani zoru görmenin dışında bir müminin ortaya çıkması olmuyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Cihat hocam anlat. Kur'an'ı anlamadıkları başka bir ayette de şöyle bildirilmiş. Tevbe suresi 124. ayet. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. İnşallah. Yine başka bir ayette. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Ne buyuruyor? Allah'ı çok az andıkları bildiriliyor Kur'an'da sık sık. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir diye bildirilirken müminler için Ankebût suresinde. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar diye bildiriliyor inşallah. Mesela ünlü böyle bir şahıs vardı, tanınan böyle ağabey olarak bilinmiyor. Yahu diyor şu ayak yıkama olmasa diyor, o kadar rahat namaz kılarım ki diyor. Yani bayağı bilinen bir insan. Yani. O yüzden diyor, bir de onu böyle sırıtarak anlatıyor. Sanki bir espri konusuymuş gibi. Ayak yıkama olduğu için rahatsız oluyormuş namaz kılmaktan. Yoksa çok rahat kılarım diyor namazı diyor. Ona desen ki her namaz başında sana 1 milyar vereceğiz. Ayağını 100 kere yıkar o. 1 milyar da değil ya, çok az bir paraya bile yapar. İman zayıflığı buna sebep oluyor. Ama bu da İnşallah. işte imtihanın bir gereği olmuş oluyor. Cenab-ı Allah İnşallah. bunları özel yaratır böyle insanları.